Ve değerli izleyenler, şimdi yine bir ne diyelim, yurt, bir kız öğrenci yurdu düşünün ve bu kız öğrenci yurdunun etrafı tel örgülerle çevrili. İşte bu tel örgüleri, Sivas'ta gerçekleşiyor bu olay, keserken bir erkek görülüyor kameralarda. Kız öğrenci yurdunda erkek alarmı dedik biz de. Hani eskiden olsa bunu espri olarak dahi algılayabilirdik, değil mi? Kız öğrenci yurduna bir erkek, alarm. Ama artık gerçekten hiçbir şeyin esprilik hali kalmadı. Çünkü sokaklarda kadınlar katlediliyor. O nedenle her şeyin, ama her alarmın çok ciddiye alınması gerekiyor. Telleri keserek gizlice içeri girdi kız öğrenci yurdunda Sivas'ta. Kız öğrencilerin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu kampüsünde ihbar üzerine bu şüpheli şahıs, arkamda gördüğünüz ya da göremiyorsunuz tabii fotoğraftan net olarak, ama bir erkek olduğunu en azından biliyoruz. Daha sonra yakalandı. Telleri kesiyordu. Keserken ihbar edildi ve ihbar üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan çalışmada şahsın adının M.Y. olduğu belirlenmiş değerli izleyenler. Ama gördüğünüz gibi cesaret mi buluyorlar diyelim, bu cezasızlık mı yüreklendiriyor? Tabii bunlar çok konuşuluyor ama hiçbir çözüm üretilmiyor. Biz de bunu çok önemsediğimiz için sizlerle paylaşmak istedik değerli izleyenler. Şimdi yeniden iç siyasete dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'daydı. Hatay Defne'de açıklamalarda bulundu Özgür Özel. Ve yerel seçimi kazanamamaları nedeniyle Hataylılardan özür diledi. Hatay'daki bütün güzel insanlardan özür diliyorum, affedin bizi. Böyle söyledi, seçim kaybedilen şehirden özür diledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da yurttaşla buluştu. Antakya'yı, Defne'yi, Hatay'ı kaderine terk edenlere yazıklar olsun, yazıklar olsun. Osmaniye'deki ziyaretlerinin ardından Hatay'ın Defne ilçesinde vatandaşlara hitap etti Özel. Bir yerel seçim süreci geçirdik. Yerel seçimin akşamında Türkiye'de büyük bir başarı. 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olmasını, Türkiye nüfusunun %65'ine hizmet etmeyi, ekonominin %78'ini, turizm kentlerinin %92'sini yönetme yetkisini aldık. O gece bir büyük başarı ama içimizde bir büyük yara oldu. O da Hatay Büyükşehir Belediyesi'ydi. Hatay'ı kaybettikleri için hatalarından ders aldıklarını belirtti Özel. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim şahsi meselem denen Hatay'ı böyle bir acının üstüne her ne kadar tehdit de görse, dediler ki Ankara ile burası bir olmazsa hizmet gelmez dediler. Geldi mi dediler. Yaptıkları ayrımcılığı açık açık tehdide döktüler. Hataylı yurttaşlardan özür diledi. Bütün mazeretleri, bütün bahaneleri bir yana bırakarak Hatay'ı kazanamadığımız için bütün samimiyetimle Hatay'daki bütün güzel insanlardan özür diliyorum, affedin bizi. Özel, Hatay'da ilan edilen rezerv alan içinde mücadele edecekleri sözünü verdi. Hataylının hakkını yiyenin ömrüm boyunca iki elim yakasında olacak, hesap soracağım. İktidara geleceğiz, rezerv alan ilan edilen her metrekareyi inceleyeceğiz. Haksızlık, yağma, üç kağıt yapan kim varsa o yediği lokmayı kursağından çıkarıp alacağım, hak sahibine vereceğim. Söz veriyorum. Değerli izleyenler, şimdi gelin bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidelim ve küçük bir hatırlatma yapalım sizlere. Özellikle meclisin açıldığı günlerde meclisin içerisinde genel kurulda toplantıların öncesinde sonrasında böyle bir sıcak hava esme
durumu vardı. Tabii belki de bu yapay olarak adlandırıldı, yadırgandı hatta. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'la yanına kadar gidip tokalaşması, selamlaşması ve diğer vekillerle, DEM Partili vekillerle çok dikkat çekmişti. Daha sonra kendisine bu konuda gazeteciler soru yöneltmişti ve barıştan zarar gelmez, barış için yaptım. Hatta kimden feyiz aldığını da belirtmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feyiz aldığını bu barış hamlesi için söylemişti. İşte tüm bunlara ilişkin DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç Tele1'e bir değerlendirmede bulundu ve Oluç'a göre iç barış yalnızca selamlaşmayla olmuyor efendim. Siyasette yumuşama tartışmaları devam ediyor. Yumuşama tartışmalarını başlatan ilk görüntü ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekillerinin elini sıkan Bahçeli daha sonra peş peşe barış açıklamaları yaptı. Bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım. Fikirlerini kabul etmediğim. Yıllardır 40 yıldan bu yana Türkiye'nin birçok konusunda PKK terörünün uzantıları şeklinde ifadelerde bulunanların yanına gitmek suretiyle ellerini sıkmam bu çağrıya dayalı bir kaynaştırıcı, birleştirici ve Türkiye Partisi olma vasfının işareti olarak görülmelidir. DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Bahçeli'nin açıklamalarını ve meclisteki selamlaşmayı Tele1'e değerlendirdi. Türkiye'de de olması gereken bir toplumsal barışın inşa edilmesi, kutuplaşmanın sona erdirilmesi, hukuk ve demokrasi alanında adımlar atılması esas itibariyle. Bunlar olmazsa hiçbir ritüel, hiçbir selamlaşma çok fazla bir şey ifade etmez doğrusu. Hani ben bunu önemsemediğim için böyle söylemiyorum ama somut adımlardır esas belirleyici olan ve bizim için de dikkatimizi çekmesi gereken. Yalnızca selamlaşmayla sorunların çözülmeyeceğini belirten Oluç, mecliste yapılacak İsrail oturumuna dikkat çekti. Bir tek selamlaşmayla takdir edersiniz ki bu tür konuların çözümüne dair bir takım somut adımların atılmasını bekleyemeyiz. Yarın mecliste bir kapalı oturumda bu İsrail durumu tartışılacak. Orada bir kez daha göreceğiz. Gerçekten iktidar maalesef kapalı oturumda olacak. Bunu toplum izleyemeyecek ama bizler izleyeceğiz, göreceğiz. Sorularımız varsa soracağız. Gerçekten bu iktidar barışçı bir Orta Doğu politikasına dönüş yapma niyetinde mi? Yoksa bunu çeşitli taktik adımlarla geçiştirme niyetinde mi? Bunu bir kez daha anlayacağız. Oluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in sonraki hedefi Türkiye açıklamasını algı operasyonu olarak niteledi. İsrail'in kalkıp Türkiye topraklarına bomba atması, askeri bir müdahalede bulunması filan. Yani toplumda böyle bir hava yaymaya çalışıyorlarsa ben bunu çok maksatlı olduğunu düşünürüm doğrusu. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ben bunun esas itibariyle toplumda bir algı operasyonu yaratmak için kullanılan bir benzetme olduğunu düşünüyorum.